Herkese merhaba. Yumuşacık sünger gibi harika bir kek tarifim var. Mis Gibiden portakallı kek tarifi. Yapması oldukça kolay bir kek tarifi. Ben bunu büyük borcamda yaptım. Biraz ince olsun istedim. Çok kabarık olmasın istedim. O yüzden malzemeler böyle. Ama arzu ederseniz daha küçük borcamda yaparak daha böyle kabarık bir keke sahip olabilirsiniz. 3 yumurta kırdım. Bütün malzeme listesi videonun başında var. Şeker ilave ettim. Ve iyice çırptım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar böyle yumurta ve şeker bembeyaz köpük gibi oldu. Öyle olduğunda içine yoğurt, sıvı yağ ve portakal suyu ilave ettim. Sonra bu sıvı malzemeleri tekrar iyice birbirine geçene kadar güzelce mikser yardımıyla çırptım. Eğer el çırpıcı kullanacaksanız birazcık daha uzun süre çırpmanız lazım. Gördüğünüz gibi böyle kremamsı bir kıvam elde ettik. Güzel oldu böyle. Sonra üzerine portakal aromasını daha da arttırabilmek için portakal kabuğu rendesi koydum. Bir tane portakal kabuğu rendesi yeterli oldu. Sonra un ilave ettim ve kabartma tozu koydum. Vanilya ilave etmiyorum çünkü zaten portakallı bir kek. Vanilya aromasına ihtiyacımız yok. Sonra güzelce un ve kabartma tozunu ve portakal kabuğu rendesini karıştırdım. Böyle iyice homojen, harika, yoğun boza kıvamında bir kek hamuruna kavuştum. Sonrasında yapacağım yani içine dökeceğim tepsiyi yağladım. Böyle dediğim gibi eğer kabarık bir kek istiyorsanız daha küçük bir borcamda yapmanızı tavsiye ederim. Benim gibi böyle birazcık daha ince dilim istiyorsanız Büyük borcamda yapın. Belki kek kalıbında yapmak isterseniz o da olur. Hiç fark etmez. Kek kalıbını yağlayın ve aynı şekilde yapabilirsiniz. Sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdanı batırıp çıkardığınızda temiz çıkana kadar pişiriyoruz. Her fırının pişirme süresi farklı olduğu için kendi fırınınızın huyuna göre pişirin lütfen. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.